Evet efendim, BBN Türk ekranlarına İlham Verenler programına hoş geldiniz. Bugün 28 Mayıs Pazar günü İlham Verenler programıyla karşınızdayız. Bugün büyük bir gün. Heyecan Doruk'ta yaklaşık 20 dakika önce sandıklar kapandı ve tüm gözler sandıktan çıkacak sonuçlara döndü. Bizler de 18.00'da seçim özel programıyla tüm gelişmeleri size aktarıyor olacağız. Son zamanlarda psikolojinin alt alanlarını tanıtma niyetindeyim. Geçen hafta spor psikolojisinde çok kıymetli bir hocam bizlere konuk olmuştu. Bu hafta da nöropsikoloji deyince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Profesör Doktor Ögöt Öktem Tanör bizlerle olacak. Kendisi bizim psikoloji camiasının başına gelmiş en güzel şeylerden bir tanesi. Ben de yeri çok ayrıdır. Tüm psikoloji öğrencilerinde ve meslektaşlarımda da keza öyle. Kendisi Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu. Aynı zamanda ilk nöropsikoloji laboratuvarını kuran kişi ve aynı zamanda da Nöropsikoloji Derneği'ni kuran kişi. Yaklaşık 55 yıldır akademi dünyasına hizmet vererek birçok meslektaşıma ve birçok öğrenciye dokunmuş değerli bir isim, değerli bir bilim insanı. Türkiye'nin görüp görebileceği kıymetli hocalardan bir tanesi. Ben de uzun bir aradan sonra bugün kendisiyle sohbet ediyor olmaktan çok keyif alacağım. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, çok memnunum. Hocam size ne söylesek az, ben böyle olabildiğince özetlemeye çalıştım. Bu tarz konularda da çok da mütevazi olduğunuzu bildiğim için sizleri de utandırmamak adına olabildiğince kısa tutmaya çalıştım. Ama gerçekten size anlatmaya kelimeler yetmez. Alana kattıklarınızı anlatmaya kelimeler yetmez. Çok teşekkür ederiz buradan tüm izleyicilerimin adına. Ben aslında bugün hem meslektaşlarımın hem öğrencilerin de sesi olarak size böyle bizi izleyenlerin önünde bir kez daha teşekkür etmek isterim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim. Heyecanla seçim sonuçlarını bekliyorum. Evet evet, gerçekten hocam heyecan dorukta. Umarım ülkemiz ve milletimiz için hayırlı bir sonuç olur. Hocam ben sizi aslında birçok kişi tanıyor ama ben sizi sizden dinlemekten çok keyif alıyorum. O yüzden sizi böyle biraz sizden dinlemek isterim. Ögöt Öktem Tanör kimdir? Bize biraz bahsedebilir misiniz kendinizden? Yani Ögöt Öktem Tanör nöropsikolojinin adını bilmeden 15 yaşından nöropsikolojinin içeriği olan ya da nörobilimin içeriği olan şeylere kafayı takmış, gönlünü yatırmış. Çeşitli engellere filan rağmen işin peşini bırakmayıp merakının peşinden gitmiş biri. Çok teşekkür ederiz hocam. Sizin hatırladığım kadarıyla bir de hukuk geçmişiniz var. Tabii işte araya girmiş engellerden biri hukuk. Peki hocam, bir dönem hukuk eğitimi almış olmanızın bu nöropsikoloji üzerinde bir etkisi var mı? Yani o zamanların hukuk fakültesi, İstanbul Hukuk Fakültesi insanın zihnini, düşüncelerini çok iyi formatlayan bir eğitim veriyordu. O açıdan bana katkıları oldu. Çok güzel, çok kıymetli hocam. Şimdi aslında dediğim gibi nöropsikoloji de psikolojinin çok kıymetli alt alanlarından bir tanesi. Fakat ne yazık ki bilinmemesinden mi diyelim ya da insanların istihdam alanlarının, çalışma alanlarının bilmemesinden mi diyelim çok daha az tercih ediliyor. Dolayısıyla bugün aslında biraz da bu nöropsikoloji nedir, çalışma alanları nelerdir? Biraz sizinle onlardan da konuşalım isterim. Şimdi YÖK, yani nöropsikolojiye yönelik dersler koymuyor lisans eğitimlerine. Hı hı. Onun için de nöropsikoloji bilinmiyor. Yani nöropsikoloji nedir? Nöropsikoloji hekimlerin tereddüt ettiği durumlarda, yani beyin cerrahları, işte bir epilepsi cerrahi ameliyat yapacak ya da hidrosefaliye şant koyacak, onun öncesinde tereddüt ediyor. Nörolog tereddüt ediyor. Acaba filanca hastalık mı, fişmekanca hastalık mı başlıyor? Çünkü ikisi de benzer belirtilerle ortaya çıkıyor olabilir. Hı hı. Psikiyatrist merak ediyor. Acaba saf psikiyatrik bir sendrom mu bu? Yoksa organik, demansiyel bir süreç mi var işin içinde aynı zamanda? Bunlara benzer sorularla hekimler, bu üç tip hekim, beyin cerrahı, nörolog, psikiyatrist, hastalarını bu sorularla nöropsikoloğa, klinik nöropsikoloğa gönderir. Klinik nöropsikolog da değerlendirmesini yapıp, düşüncesini oluşturup, hangi testlerle, niçin, nereden o düşünceye vardı,
yönlendirir kendi düşüncesini söyleyerek hekimi. Yani nasıl beyin görüntüleme hekimlerin tanı koymasına yardım ediyorsa, nöropsikolojik değerlendirme de hekimlerin tanı koymasına yardım eden bir yöntem. Evet, dediğiniz gibi hocam aslında üniversitelerde ne yazık ki alt alanları çok fazla dersi olmuyor. Dolayısıyla da öğrenciler aslında yeni bir alt alan, yani kendilerine uzmanlık alanı seçerken çok tereddüt yaşıyorlar ve hep en çok onlara gösterilen alanlara yöneliyorlar. Biz de zamanında lisans hayatımda sizden ders alan kişilerden bu alanı dinledik. O yüzden aslında sizden bizzat ders alamasak da sınıfta sık sık kulaklarınızı hep çınlatırdık üniversite yıllarımızda. Onun dışında zaten Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışma yaşamınızı sürdürüyorsunuz hali hazırda, değil mi şu anda? Orada özellikle çalıştığınız noktalardan bir tanesi, ben de bir dönem yanınızda staj yapma imkanına sahip olduğum için biliyorum, afazi üzerine genelde çalışıyordunuz değil mi hocam? Şimdi nöropsikolojik değerlendirme yapan iki tane, hatta dört tane, ikisi kadroda da ikisi gönüllü çalışmak zorundalar kadro olmadığı için. Dört tane nöropsikolog zaten var. Onlar nöropsikolojik değerlendirmeyi yapıyorlar. Ben özelde yapıyorum onu. Aha. Ama Çapa'da nöropsikolojik değerlendirme yapan kişiler var. Ama yağmur gibi afazik hasta yağıyor. Onlarla uğraşan kimse yok. Ben de onlarla uğraşıyorum. Rehabilitasyon yapıyorum. Peki tam olarak afazi nedir diye sorduğumuzda ne cevap alabiliriz hocam sizden? Şimdi beynimizde 5 büyük bilişsel işlev şebekesi olduğunu biliyoruz. Bunlardan bir tanesi dil şebekesi, konuşma dil şebekesi. Bu dil şebekesini besleyen ana damarın ince dallarından bir tanesinde bir tıkanma, bir kanama gibi damarsal bir olay olduğu zaman dil şebekesinin orasında bir hasar oluşuyor ve şebekenin neresinde dil şebekesinin bir hasar olmuşsa onun neden olabileceği dil bozuklukları çıkıyor ortaya. Hı hı. Yani konuşulanı anlamada bozukluk çıkabilir, kendisi ağzından lafı çıkartmakta bozukluk çekebilir, kelimeyi bulmakta bozukluk çekebilir, bir kelime yerine olmadık şeyler söylemek durumunda olan insanlar olabilir. Bu şekilde bozulmalara afazi diyoruz. Anladım hocam, çok teşekkür ederim afazi konusunda bizi bilgilendirdiğiniz için. Peki nöropsikolojinin ülkemizdeki ve dünyadaki yeri tam olarak nasıl, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Türkiye'de mesela. Şimdi önce dünyadan başlayayım o zaman. O da olur. Çünkü nasıl isterseniz. Biz Nöropsikoloji Derneği olarak hem çeşitli Amerikan eyaletleriyle hem hemen hemen bütün Avrupa ülkeleriyle konuştuk bu konu sizde nasıl diye. Hepsinde durum şöyle. Bir kere lisans eğitimi alıyorlar. Yani bir nöropsikoloğun en az bir hekim kadar fizyoloji, anatomi, nöroloji, hatta psikiyatri bilmesi gerekiyor. Bunları alt alan olarak okumuş olarak yetişiyorlar. Ondan sonra nöropsikoloji yüksek lisansı, yani dışarıda yapıp teorik bütün bilgileri alıyorlar. Ondan sonra bütün Avrupa ülkelerinde aylar boyu, Amerika'nın bazı eyaletlerinde yıllar boyu pratik eğitim alıyorlar. Yani donanımlı, iyi yetişmiş bir nöropsikoloğun yanında önce onu gözlemlemek, sonra onun gözetiminde kendisi değerlendirme yapmak, sonra yani testleri vermek hastaya, sonra bu testlerden nasıl sonuç çıkarılıyor bunu öğrenmek. Çünkü belli bir nöropsikolojik testte başarılı olmanın da birden çok farklı bilişsel işlev kullanarak mümkün olduğunu biliyoruz. Bir testte başarısız olmanın da birden çok bilişsel işlevdeki hasarlanmaya bağlı olabileceğini biliyoruz. Onun için testlerden belli bir puan almanın hiçbir anlamı yok. Hı hı. Yani
normatif çalışmaları yapılmış ve şu yaş grubunda, şu eğitim grubunda bir kadın şu şu puanlar arasında alırsa normaldir diye normatif değerler var. Ama o puanı almış olması hiçbir şey ifade etmez. O puanı nasıl aldı? Hangi stratejileri kullanarak testi başardı? Hangi stratejileri kullanamadığı için testi başaramadı? Önemli olan bu. Bunu gözlemlemek. Bu da çok uzun bir tecrübe, deneyim gerektiriyor. Muhakkak, muhakkak hocam. Evet. Aslında hocam sizinle konuşacak çok şey var ama genelde böyle Öge Tökten Taner deyince hep akıllarda beliren şey aşkın nörobiyolojisi. Sizden yine dinlemekten çok keyif aldığım konulardan bir tanesi. Genel olarak aşk deyince insanların kalbine hep kalp gelir ama aslında aşkın beyinle alakası çok daha fazla. Değil mi? Yanılmıyorum. Neden çok hep? Çok daha fazla. Tamamen beyinle. Tamamen ama neden peki hep böyleyken aslında aşk deyince kalp gelir akla? Biraz... Bunu Çünkü biraz... yani eski psikologlar da duyguları hep kalple ilişkilendirmişlerdi. Ta Hipokrat'a kadar o beyni devreye soktu. Niye? Olan biten şey beyinde oluyor ama beynin salgıladığı bir takım işte hormonlar, nörotransmitterler nedeniyle biz vücudumuzda bir takım belirtiler hissediyoruz. Yani aşık olduğumuz kişi karşı köşeden çıkıverince karşımıza kalbimizde böyle kelebekler çarpar gibi oluyor. Midemiz ağzımıza gelmiş gibi oluyor. Evet. Kalbimiz bir el sıkmış gibi oluyor. Yani bedensel bir takım değişiklikler oluyor. Onun için de işte eski yani milattan önceki psikologlar bedensel bir yer, kalp emosyonların kaynağı diye düşünmüşler. Halbuki beyin kalbi o sıkıştırmayı yapan vesaire. Yani her şeyi yapan beyin. Hı hı, evet. Peki biz aşık olacağımız kişiyi seçebiliyor muyuz? Hayır. Hadi ben şuna aşık olayım ya deyip seçmek ihtimali yok. Evet. Yani aşık olursa oluyor, olmazsa olmuyor. Peki, kendiliğinden olan bir şey. Peki ömrü var mı sizce? Yani süreli bir şey mi aşk? Yani bir gün geçecek bir şey mi yoksa devam ettirebilen bir şey mi kendisine? Gerçek bir aşk ise ve yani iki kişi o sevgiye iyi muamele ediyorsa, o da iyi bakıyorsa dönüşüm geçirir aşk bir biçimden bir başka biçime. Yani işte o araştırıcıların deyimiyle romantik aşktan olgun aşka evrilir ama hiç bitmez. Hiç bitmeden yaşayabilir yani. Evet hocam. Peki siz Türkiye'deki ilk başta da söylediğim gibi ilk nöropsikoloji laboratuvarını kuran kişisiniz. Dünden bugüne neler değişti? Yani o zamanlar hiç klinik nöropsikolog yoktu. Çapa'daki nöropsikoloji laboratuvarı yani bir okul etkisi yaptı. Bir okul görevi gördü. Yani benim yanımda hiçbirinin yakasını 2-3 yıldan önce bırakmadığım stajyerler, iyi yetişenler gittiler. Kendi çalıştıkları yerlerde kendi laboratuvarlarını açtılar. Onlar yeni kişileri yetiştirmeye başladı. Bir yandan böyle iyi bir gelişim sürüyor. Bir yandan da nöropsikolojik testleri bilen bir ekip nöropsikolojik test eğitimi veriyor ve bırakıyor insanları. Nöropsikolojik testleri öğrenenler de nöropsikolog olduk zannederek bir takım değerlendirmeler yapıyorlar ve korkunç raporlar geliyor elime. Mesela örnek vereceğim şimdi. Çeşitli demanslar var. En meşhuru da Alzheimer demansı. Alzheimer demansı bellek kaydı yapan hipokampal bölgelerden başlar dejenerasyona. Onun için Alzheimer demansında yeni kayıt yapmakta zorlanır kişi.
Ama diğer demanslarda da unutkanlıktan şikayet edebilir. Ama diğer demansların hiçbirinde o hipokampal bölgede bir hasar yok. Diğer demanslarda dikkat şebekesi bozuluyor. Dikkat etmediği için, dikkatini iyi kullanamadığı için hatırlayamıyor. Yani bir öğrenme, diyelim ki kelimelerle benim yaptığım bir sözel bellek süreçleri testi var, 15 kelimeden oluşuyor. Onun öğrenme çalışmalarını yapıyorsunuz. İşte araya bir 40 dakika başka testlerle geçen bir zaman koyduktan sonra acaba kaydetti mi, kaydetmedi mi? Bunu bakmak için geciktirilmiş hatırlama dediğimiz bir deneme yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki hastaya, hani en başta sizin de 15 kelime çalışmıştık, onların hangilerini hatırlıyorsunuz? İşte hatırladıklarını söylüyor hasta. Diyelim 15 kelimenin 3'ünü hatırladı. Geri kalan 3'ünü mü hatırladı dedim? Geri kalan 12'si için tanıma denemesi yapıyorsunuz. Yani öğrendiği her bir kelime için 3 kelime veriyorsunuz hastaya. Biri gerçek ki o kelime, biri o kelimeye anlamsal olarak benzeyen bir kelime. Mesela kelime davulsa zurna kelimesi. Davul zurna dediniz ya. Evet. Üçüncü kelime de ona sessel olarak benzeyen bir kelime. Bunlardan hangisiydi? Eğer kaydetmiş ama dikkatini iyi kullanamadığı için geri getirip kendisi hatırlayamamışsa hemen anında tanıyor. Çünkü kayıtlı beyinde. Ama eğer Alzheimer demansıysa kaydetmediği için tanımıyor. Diyelim ki davuldu işte kelime. Davul var mıydı bizim kelimeler arasında? Hayır, yoktu diyor size. O zaman kendi hatırladıklarının ve tanıyarak hatırladıklarının toplamı bir Alzheimer demansında hiçbir zaman 15'i bulamaz. Daima 12'nin altında kalır. Hatta ilerlediği zaman hastalık 3'e falan düşer. Ama diğer demansların, Alzheimer dışı demansların hepsinde tıpkı normallerde olduğu gibi tanıma arttı. Kendi hatırlamanın toplamı daima 15'tir. 15'ten az olamaz. Çünkü o hepsini kaydetmiştir. Dikkatini iyi kullanamadığı için. Halbuki elime şöyle raporlar geçiyor. İşte 15 kelimeyle baktım. 7'sini kendisi hatırladı. 8'ini ancak tanımayla buldu. Bu bir Alzheimer demansıdır gibi raporlar. Yanlış değil tabii. Diğerlerini tanıdıysa Alzheimer olamaz. Demek ki kaydetmiş. Ama işte pratik deneyim kazanmadan sırf testi öğrenip uygulamaya başlayınca böyle yanlış raporlar veriyorlar ve hekim başlangıçta bilemeyebilir. Unutkan hasta tabii, ama tedavi sürecini de etkileyecek şeyler aslında. Ama ilerlediği zaman hastalık, hekim bilecek bunun Alzheimer olmadığını. Ama nöropsikolog bana Alzheimer demişti. Demek ki nöropsikoloji hiçbir alt bilmiyormuş diyecek. Ve nöropsikolojinin bütün kazandığı Türkiye'deki itibar çökecek diyerek sizin, çok üzülmekteyim. Sizin emek emek uğraştığınız şeyler aslında bu şekilde içe sayılınca muhakkak ki sizi üzüyordur. Ama hocam bizim meslek ne yazık ki en çok bu olaylara maruz kalan meslek gruplarından bir tanesi. İşte yani psikologlar kanunu çıkmadığı için. Evet. Psikolojinin alt dalları ayda ayda yok. Ama diğer ülkelerde psikolog kanunu da var. Bütün alt dallarda sıkı sıkıya bağlanmış. Korunuyor. Evet hocam, geçtiğimiz haftalarda ben de bu konuyla ilgili bir yayın yapmıştım. Umuyorum ki en kısa sürede bu konuda sesimizi duyurup bir noktada yasaya ulaşacağız diye ümit ediyorum. O günler çok yakında diye hissediyorum. İnşallah da öyle olur. Hocam biz sizden çok ilham alıyoruz. Yani yazdıklarınızla, konuştuklarınızla, bugün buradaki yayınlarımızla. Siz nerelerden ilham aldınız bugünlere gelene kadar, bu alanı seçene kadar sizin ilham kaynaklarınız kimler oldu? Bizim ilham kaynaklarımızdan bir tanesi sizsiniz dediğim gibi. Siz kimlerden ilham aldınız? Şimdi ben işte 15 yaşında olduğumu çok net biliyorum. Çünkü 16 yaşındayken annem öldü. Annem ölmeden evvel annem de doktordu çünkü babam gibi. Onlarla ikisiyle birden konuştuğumu hatırlıyorum. İlk
nereden ilham aldın da işte beyinde ne oluyor da ben bir yere dikkatimi verebiliyorum, beyinde ne oluyor da hatırlamaya çalışıyorum, dilimin ucunda diyorum hatırlayamıyorum derken hatırlıyorum. Ne oluyor bu sıralarda beyne? Merakım nasıl başladı onu bilmiyorum. Ama kendimi yetiştirirken ilham aldığım kişilerin başında Kanadalı nörolog diyeyim, Enfield geliyor. Onun nöropsikoloğu ki bugün 100 küsur yaşında, 103 yaşında galiba ve hala aktif Brenda Milner. Onun yazıları geliyor. Penfield'in yazıları, Brenda Milner, sonra Lezak, Muriel Lezak, onun yani Neuropsychological Assessment isimli bu alanın yani hani kutsal kitabı denebilecek bir kitabı var. Başucu kitabı. O başucu kitabı. Sonra yani çok tanınmış tipik vakalar, o vakalar için yazılmış kitaplar, yazılar, şunlar, bunlar. Sizin makaleleriniz. Hayır, Bizler bana için. ilham Yok verenleri yok aynen sordum ben bizim ya. için de sizin yazmış olduğunuz eserler çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz hocam. Bugün yayınımız biraz kısa olacak. O yüzden kapanış yapmadan önce söylemek istedikleriniz var mı? Buradan bizi izleyen izleyicilerimize, meslektaşlarımıza ve öğrenci, psikoloji öğrencilerine ya da genel bütün öğrencilere söylemek istedikleriniz varsa alabiliriz onları. Yani merakları beyinse önlerinde çalışabilecek iki yol var. Biri benim alanım olan klinik nöropsikoloji. İkincisi sinir bilim. Sinir bilimde yani sinir bilim enstitüleri var. Hem İstanbul Üniversitesi hem Cerrahpaşa hem Çapa'nın bağlı olduğu. Hem İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin sinir bilim bölümü var üniversitenin. Oralara gidip ve oralarda yüksek lisans doktora yapıp oralarda çok gelişmiş görüntüleme yöntemlerinin de yardımıyla araştırmalar yapabilirler. Normaller üzerinde hipotezler kurup araştırmalar yapmak, hastalar üzerinde araştırmalar yapmak, o sırada nöropsikolojik testlerden de yararlanacaklar tabii, görüntülemelerden de yararlanacaklar. Yani araştırma yapma için bir alan var önlerinde. Yok. Az evvel konuştuğum klinik nöropsikoloji yapmak istiyorlarsa, o zaman dediğim gibi yani bizim Nöropsikoloji Derneği'nin açtığı eğitimlere katılmaları lazım. Çünkü biz pratik eğitimi sağlıyoruz. Tıpkı Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde mutlaka kaçınılmaz olarak sağlandığı gibi. Onlardan daha kısa sağlıyoruz ama sağlıyoruz işte biz. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Bugün aktardığınız bilgiler, bu kıymetli bilgiler için sizleri görmek çok güzeldi. Umuyorum ki en kısa sürede yüz yüze de görüşme imkanımız olur. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Eksik olmayın Ben de hocam. size Sağ olun. başarılar Çok dilerim. teşekkür ederim hocam. Yayınları Görüşmek üzere. sabır Ağzınıza sağlık. nasip Teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim, İlham Verenler programından bu haftalık bu kadar. Haftaya aynı saatte tekrardan görüşmek üzere. Tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.